Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda bu yıl 10.sı gerçekleşen Future Fish Eurasia 2022 Balık ve Balıkçılık Fuarı'ndayız. Sizlere gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. Kıymetli Balık TV izleyicileri, şu anda Future Fish Eurasia 2022 Balıkçılık Fuarı'ndayız. Bu fuar bu yıl 10. kez gerçekleştiriliyor ve sektörün oldukça ilgisiyle karşılandı. Bu fuarın içerisinde bir takım seminerler ve oturumlar da düzenlendi. Bu oturumlarda sabahleyin katılmış olduğum oturumlarda kıymetli Vahdet Önal hocamızla birlikteyiz. Kendisi profesör doktor olarak Ege Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Biz kendisini daha çok amatör orta balıkçılığı, endüstriyel balıkçılık ve kıyı balıkçılığı konusundaki sürdürülebilirlik çalışmalarıyla daha yakından tanıyoruz ama sizler de tanıyın istiyorum. Dolayısıyla kendisiyle görüşüyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar Adnan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de Balık TV izleyicisi ve destekçisi, bir akademisyen ve sivil toplum kuruluşu kurucusu ve üyesiyim. Öyle mi efendim? Onu da söyleyeyim. Bir deniz sever, balık severim. Çok güzel. Aynı çizgideyiz efendim. Aynen. Efendim sizi kamuoyu, akademik çevreler, balıkçılık çevreleri ve bizler çok iyi tanıyoruz. Biz istiyoruz ki sizi halkımız ve insanlarımız da tanısın. Yapmış olduğunuz çalışmalar hakkında daha çok fikir sahibi olsunlar diye. Biz sizi sizden dinleyebilir miyiz efendim? Tabii ki. Büyük bir zevkle. Akademik ortam malumunuz. Yüksek lisans eğitiminden sonra ardından doktora, doçentlik, profluk böyle devam eden uzun bir süreç. Şimdi ben bir Barcelona Üniversitesi'nde master yaptım. Bir de Ege Üniversitesi'nde master yaptım. Barcelona Üniversitesi'nde master yaptığım konu balıkçılık ekonomisi ve yönetimiydi. Şimdi buna vurgu yapmak istiyorum çünkü yönetim her şeyde. Her şey. Yani faydaların optimizasyonu, çatışmaların, sektörel çatışmaların minimizasyonu, tüm bunlarla ilgili. Bir de işin ekonomik boyutu var. Şu anda birçok konuda en önemli, yabancıların deyimiyle en önemli, yani most important driver diyor adamlar. Nedir? En önemli bu işleri kanalize eden unsur ne? Ekonomi. Tabii biz bunun yanında çevreyi de çok dikkate almak zorundayız. Bugün bu vesileyle bu son derece başarılı bulduğum fuarda bir panel organize ettik. Evet. Paneli Tarım Orman Bakanlığı ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü Ankara, FAO, bravo, birlikte organize ettiler. Ben de böyle bir panelin moderatörü olarak atandım. Çok değerli panelistlerimiz vardı. Sürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği, Balıkçılık ve Sürünleri yine Sürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı, efendime söyleyeyim, iki akademisyen, Orman Bakanlığı'ndan yetkililer ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nden yetkililer. Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mehmet Nur Yılmaz çok oradaydı. Çok zengin bir oturum. Şimdi şunu söyleyeceğim. Oturumun amacı şuydu. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda aldığı bir karar gereğince 2022 yılını geleneksel balıkçılık ve su ürünleri, küçük ölçekli geleneksel balıkçılık ve su ürünleri yılı, yetiştiriciliği yılı ilan etti. Şimdi bu kapsamda böyle bir fuarda fırsat bilinip çok başarılı bir panel organize edildi. Orada ön plana çıkan konuları dilerseniz sizle paylaşayım. Dilerseniz sorunuz varsa efendim, onları alayım. Oradaydım. Aynen öyle. Sizinle, tabii ki. Şimdi yani bu tanışma faslında çok uzatmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Yani en az 40 tane ülkede bilimsel çalışma amaçlı bulunduk. Bazılarında 1 yıl, 1,5 yıl geçirdik. Ege Üniversitesi Sürünleri Fakültesi'nde çalışıyorum. Önümüzdeki 2 hafta içinde Suudi Arabistan'da Cidde'de bulunan King Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 1 yıl süreyle projelerde çalışacağım. Tüm hayatımı balıkçılarla, balıkçılığın sürdürülebilirliği için geçirdim diyebilirim. Tabii bu sürecin bir kısmı öğrenme amaçlı. Estağfurullah. Bu öğrenme amaçlılığının da biz çok faydalarını ve detaylarını gördük. Çünkü çok müthiş üretken bir insansınız. Sağ ben birçok yazınızı takip ettim. Kitaplarınızı, yazılarınızı. Sağ olun. Teşekkürler. Yani bu öğrenme amacını biraz farklı aşıyor efendim. Onu da belirteyim. Tabii, çok teşekkür ederim. Yani size. Aslında bu süreçte hepimiz öğrenciyiz. Şöyle ki deniz ortamı, okyanus ortamı dinamik bir ortam. Balıkçılarımızın davranışları günden güne değişiyor. Tercihleri, avraç gereçleri kullanımı,
İşte bakın, ben bu sektöre başladığımda yetiştiricilik sektörünün payı dünya toplam su ürünü üretiminde %1, %2 idi. Bugün %50'lere ulaştı. Ve bu rakam sürekli artıyor. Artıyor. İnanın, biz doğal ortamdan balık alırken, şimdi gelelim konunun özüne. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Sürdürülebilirlik hem yetiştiricilik anlamında, ki yetiştiricilik sektörü büyük oranda yem ihtiyacını doğal ortamdan karşılıyor. Aynen öyle. Avcılık. Hem de avcılık, ki karada avcılığı yıllar evvel bırakmışız ama denizlerde avcılık yaparak hayatını kazanan bir sürü insanımız var. Dolayısıyla bizlerin yapması gereken şey deniz, denizin içindeki canlı yaşam ve habitatları ve bunlara bağımlı kırsal, kıyı kırsalında yaşayan balıkçıları korumak. Bunu yaparken amatör olarak balıkçılık yapanlar var. Efendim biz bunu ne yapalım? Ya ne yapacağız? Adamın hakkı. Denizler hepimize ait. Tabii ki yapacaklar yani. Deniz kimseye ait değil. Birleşmiş Milletler'e göre denizlerimiz, okyanuslarımız, balıklar, o kaynaklar dünya mirası. Hepimize ait. Amatör avcılık yaparken de eğer doğru, sorumlu amatör balıkçılık yaparlarsa, bir çalışmanız da var. Var 80 sayfalık sorumlu amatör balıkçılık ilkelerini içeren aynen bir kitapçığımız var. Dolayısıyla uluslararası makalelerimiz var. Evet, evet. Yani inanın şöyle söyleyeyim, yani bunu Balık TV'ye açıklamaktan da keyif duyuyorum. 2010 yılında Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün altında Genel Akdeniz Balıkçılık Konseyi ile Mallorca'da bir workshop İspanya. Organize ettik. Evet, İspanya Mallorca'da. Şimdi ben komitenin başında ben olduğum için, hani organizasyon bir yerde Genel Akdeniz Balıkçılık Konseyi ile benim moderatörlüğüm ve organizatörlüğüm de gerçekleşti. Avrupa'dan 30 tane bilim adamı davet ettik. Neyi tartıştık biliyor musunuz Mallorca'da? Neyi ben? Amatör balıkçılığın izlenmesini. İzleme demek bir doktorun, bir hemşirenin hastanın nabzını, kan değerlerini alması gibi. Onun hakkında reçete yazması için, tedavi protokolü uygulamaya koyması için bazı bir teşhis, iki bazı değerleri ölçecek. Şimdi biz amatör balıkçılıkla ilgili verileri bilmiyoruz. Nabzı tutamıyoruz. Ölçekleyemiyoruz. Maalesef ölçekleyemiyoruz dediğiniz gibi Adnan Bey. Dolayısıyla bilmediğimiz, ölçeğini bilmediğimiz, boyutlarını bilmediğimiz, etkisini bilmediğimiz bir sektörü nasıl yöneteceğiz? Dolayısıyla bunun yetiştiricilik sektörüyle, küçük ölçekli avcılık, balıkçılık yapan balıkçılarla, o sektörle birebir etkileşimi var. Tabii birebir. Aynı kaynak, aynı aynen lokasyon. Öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla tam aracı farklı sadece. Aynen. Bu konulara açıklık getiren, bununla ilgili yönetim eksiklikleri dile getiren dünyanın saygın dergilerinde makalelerimiz oldu. Toplantılar gerçekleştirdik uluslararası. Kitaplar, kitapçıklar yazdık, raporlar yazdık. Buradan vermek istediğim mesaj şu, hepimize, tüketici, balıkçı, amatör ve ticari, yetiştirici, STK'lar, hepimize şu mesajı veriyor. Ve devlet. İdari kesim olmazsa olmaz, çok iyi hatırlattınız yani. Tabii ki yönetenler, bizler aynı masanın paydaşlarıyız. Her ne yapacaksak, sorunu hiç gözlerden kaçırmayacağız. İdari mekanizmada onu bir masaya koyacağız. Tespit edeceğiz. Ondan sonra oturacağız. Nasıl çözüm üretiyoruz? Kime ne görev düşüyor? Neler yapmamız gerekiyor? Ve bunu yaparken yönetimle ilgili karar alma sürecine kimler dahil olacak? Cevabı vereyim. Hepimiz. Balık TV bile dahil olmak üzere. Neden? Bizler paydaşız. Konuyla ilgili olan insanlarız. Hep birlikte sorunu çözeceğiz. Yani şu balık hallerindeki straforu veren kişi bile bu sürece dahil olmalı. Kesinlikle. Dahil olmalı. Neden? Nedenini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü tabii. İnanılmaz bir kirlilik oluşturuyor. O straforun ilk paketleme andaki o naylon materyaller, straforun kendisi. Ya denizler bu kadar hunharca insanoğlu tarafından hiç kullanılmamıştı. Bu ne ya? En medeni, medeniyetin böyle zirvesine ulaştığını düşündüğümüz yıllarda Avrupa'nın ortasında savaş, denizlerde kirlilik, sorumsuz balıkçılık, yasa dışı avcılık, bu nedir? Bununla artık üstüne bir de bu iklim değişikliğinin etkileri.
Değil mi? Siz bizden daha hakimsiniz konuya. Estağfurullah. Ben sizlere yazılarınızı okuyarak. Aynen öyle. Bir iklim değişikliği. İzleyerek bu konuda fikir sahibi oluyorum. Yoksa teveccühünüz. Çok sizin topunuza varamayız efendim. Estağfurullah. Kıyas bile olmaz. Ama işte hep birlikte bakın görüyorsunuz el elden üstün. Fikir fikiri doğuruyor. Unutulan şeyler oluyor. Dolayısıyla masanın paydaşları. Hepimiz aynı masada oturmak zorundayız. Sorunlar belli. Ve konuşabilmek zorundayız. Tabii ki. İstişare. Demokrasi. Ama biz konuşamıyoruz. Genelde kavga ediyoruz. İnanın belli ölçüde onu da kabul ediyorum. Bizim sektörümüz deniz sıkıdır, serttir, zorludur. Bizim toplantılarımız da öyle geçer. Biz onlarla biz mücadele ederiz, sorun değil. Onun adı kavga değil bizim ortamımızda. O şeydir, müzakeredir. Biz öyle yapıyoruz. Bizim tarzımız bu. Evet. Yeter ki aynı masada oturalım. Bu çok önemli. Aynı dili konuşalım. Tabii. Bu eş yönetim demek, ortak yönetim demek, fisheries co-management demek. Ben bununla ilgili 600 saat ders aldım. 60 kredi verdim yurt dışında. Şu kadarını söyleyeyim. Yetki ve sorumluluğu yönetenler, yönetilenler paylaşacak. Bunu öğrenmek zorundayız. Son mesajımız bu olsun izin verirseniz. Efendim memnuniyetle Balık Haber, Balık TV kendisini balığı seven ve koruyan olarak tanımlayan her kim varsa Balık Haber, Balık TV ona aittir. Biz burada Balık Haber, Balık TV'nin sadece bu irade adına çalışmalarını yürütüyoruz. Aynen öyle. Bizim çok teşekkür ederim. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için ben size de ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tanışmak bugün eksik etmiş. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Efendim.